İstanbul Kartal'daki bir üst geçit bundan 6 ay önce Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alınmıştı. Çünkü zaman içinde artık çok tehlikeli bir hal almıştı. Kırık merdivenler, aşınmış ve pas tutmuş demirler. Yani çökmek üzereydi kısacası. Ancak o bakım çalışması bir türlü bitmedi. Ve hem üst geçit hem de İstanbullular aslında kaderine terk edildi. Bayağı kötü, hani buradan Allah korusun bir çökse. Direkt gittik yani, can güvenliğimiz kesinlikle yok. Merdivenleri kırık, demirleri paslı. Görüntüsü ürkütücü. Daha kötüsü ise her an yıkılmak üzere. Korktum, hatta yürürken yavaş yavaş yürüyorum. Üst geçit yapmak unutulur mu? Belli ki unutulmuş. Ne demek istiyoruz? İşte manzara, işte tam da görüntü. 6 ay önce inşaata başlanmış, temel atılmış, demirler çıkmış, geriye ne kalmış? İşte böyle bir manzara. Adeta kaderine terk edilmiş. İnşaat başlamış ama yapımı unutulmuş. Geçerken tedirgin oluyor musunuz burada? Tabii ki, tabii. Neden? Çöker diye yani, hayati tehlikemiz var. Burası Kartal E5 yolu üzerinde bir üst geçit. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir süre önce bakımı için çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan geçidi korumaya aldı. Çalışmalar başladı ama iddiaya göre 6 aydır ne gelen var ne giden. Bulunduğumuz yer son derece tehlikeli. Niye? Üst geçidin hemen altındayız. Üst geçitteyse manzara aslında her şeyi anlatıyor. Demirler çıkmış, demirler paslanmış, demirler bakın ne halde. Gün içinde buradan her gün yüzlerce insan geçiyor. Yani son derece riskli bir alan. Yürüdüğün zaman sallanıyor. Yani tabii tehlikeli ya, zaten görünüşünde belli yani. Sormamıza bile gerek yok yani. Sürümüş yerler var. Evet, evet, evet. Yani bak belli zaten. Kaderine terk edilen üst geçidin duvarları da delik deşik. Demirleri de zaman içinde aşınmış ve pas tutmuş durumda. Gelip geçenlerin ayak bastığı yerlerse sallanıyor. Üst geçidi kullanmak zorunda olanlar korkuyor. Ancak yolun karşısına geçmek için başka çareleri de yok. Hayati tehlikemiz var.